Efendim, senelerdir sanırım Samspor yöneticiliği yaptı, başkanlığı yaptı, Samkon genel başkanlığı yaptı. STK'larda çok değer, yani saygı duyan bir isim Sezgin Gümüş. İş dünyası için buradayım ama bugüne kadar her dalda başarını biliyorum. Ama maalesef iş hayatında Sezgin Gümüş'ün ne iş yaptığını ben bilmiyordum. Ve iş dünyası programı içinde bugün aslında belki zaman içerisinde o anonsu da yaparız. Çok önemli bir toplantı için buradayız ama öncesinde dedim ki başkan size geleceğim. En son Samaster'in toplantısında demiştin ki her zaman kapım açık. Vallahi dedim, cennete geldim galiba. Sezgin Gümüş'e ben mikrofonu vereceğim. Diğer programlardaki yanınızda olmayacağım. Mikrofonun önünüzde olacak. Ben kamera arkasından size sorular soracağım. Ve Samsun'u, Samkon'u, iş dünyasını Sezgin Gümüş'ü masaya yatıracağız. Önce çok kısa Sezgin Gümüş'ü bir tanıyabilir miyiz? Efendim ben Deniz Sezgin Gümüş, Samsun Çarşambalıyım. Bilgisayar mühendisiyim. Efendim iki çocuk babasıyım. Turizm, sosyal hizmetler, inşaat ve toplu yemek sektöründe faaliyet gösteren küçük şirketler topluluğunun da yönetim kurulu başkanıyım. Başkanım, ben mikrofona, ben bu karizmanın yanında daha fazla duramam. Efendim ben kameranın arkasında soru sormaya geçiyorum. Siz bizi izlemeye devam edin. Tarih, sosyoloji ve felsefe ilgi alanımdır. Aynı zamanda telli çalgılardan iyi bağlama çalarım. Türk halk müziği ve musikisi hastasıyım, hayranıyım. Efendim, bu ilgim dolayısıyla da bir miktar nota solfej de bilirim. Şimdi beni tanıyan dostlar bu yönümüzü pek bilmez. Efendim, Hüseyin Şimşek çok iyi bilir. Onun haricinde tabii uzun yıllar cemiyet faaliyetlerinde çeşitli görevlerimiz oldu. Efendim, uzun yıllar Samsunlu Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin genel başkanlığını yaptım. Efendim, Türkiye'nin en büyük hemşeri konfederasyonu ve lobisi olan Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nda kurucular kurulunda yer alarak uzun yıllar Samsun'u temsilen Hasan Ekşibey'in, rahmetli Hasan Ekşibey'in yanında efendim genel başkan yardımcılığı yaptık. Daha sonra tabii bütün bunları hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda bu yerlere talip olduk. Gene hemşehrilerimizin yoğun ısrarı üzerine Samsun'umuzun nazlı geneli olan Samsun Spor'un tarihinin en sancılı dönemlerinde görev almamızı istediler. Biz de Samsun ve hemşehrilerimizle ilgili her görevi layıkla yerine getirmeye çalıştığımız için bu görevi de talip olduk. Efendim Samsun Spor'da kulüp başkanlığı da yaptık. Daha sonra tabii geldik İstanbul'a. Uzun yıllar cemiyet hayatından, hatta bir miktar cemiyet hayatından geri durdum. Çünkü bu kadar cemiyet faaliyetlerinde bulununca evlenmeye vakit bulamadık. 38 yaşında ancak evlenebildik. Dolayısıyla çocuklarım küçük olduğu için cemiyet hayatından biraz kendimi geriye bıraktım. Sonra gene bu bizim Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, yani benim kurucu fikir babası olduğum, efendim kurucular kurulunda olduğum konfederasyonda hemşehrilerimizin gene yoğun bir baskısı ve ısrarı oldu. Umumi arzu üzerine efendim cemiyet faaliyetlerinde bulunmama kararım olmasına rağmen gene hemşehrilerimi kıramadım. Orada da 6 yıl genel başkanlık yaptık. Şimdi şöyle, tabii benim bir takım da hobilerim var. Örneğin mesela güvercin merakım var çocuk yaşlardan beri. Burada daha evvelden, tabii burada ofis yokken, müştemalat binaları yokken, daha evvelden burası benim hobi bahçemdi. Güvercinlerim vardı. Efendim çocuk yaştan beri beslediğim, kendime göre güzel soylar olduğuna inandığım iyi ırklardan ciddi manada güvercinlerim var. Ben de aynı zamanda Anadolu Türk çoban köpekleri merakı var gene küçük yaşlardan beri. Hatta internette, sosyal medyada Kangal'la alakalı yayınlanmış, neşredilmiş yazıların çoğu benim söyleşimden yapılmış derlemelerdir. O konuda da çok ciddi merakım ve malumat derinliğim var. Hatta o camiada da Türkiye sattığında, hatta şeye kadar, Balkanlara kadar da o camiada tanınan birisiyim. Efendim köpek değerlendirme kriterleriyle ilgili de dostların, köpek meraklıların sözlerine itibar ettiği, inandığı insanlardan da bir tanesiyim. Şimdi burada
Türk çoban köpeklerini, köpeklerimi beslemek ve güvercinlerimi beslemek için daha evvelde daha böyle iptidai bir şekil hayvanları besledim çiftlikte. Daha sonra sağını toparladım, solunu toparladım. Sonra dedik ki ya biz buradan kopamıyoruz. Şehir hayatı, beton hayatı da biraz bizi yordu. Kendi çalışma ofisimizi buraya taşıdık. Evet, dolayısıyla hem çalışma ofisimiz hem de meraklarımızı giderdiğimiz bahçemiz hepsi iç içe. İstanbul'da Samsun şöyle, tabii her topluluğun, özellikle hemşeri topluluğun, özellikle de eğitim seviyesinin düşük olduğu topluluğun kendine has sancıları olur. Bu sancılar o hemşeri topluluğun aslında niteliğini düşürmez. Şimdi tabii bizim yüzlerce İstanbul'da ilk beşte olan bir hemşeri grubuyuz. Yüzlerce alt derneklerimiz var. Şimdi onların bağlı bulunduğu, onları temsil eden efendim 21 tane federasyonumuz var ki Türkiye'de en fazla federasyon Samsun Hemşeri gruplarında var. Üst yapının bu kadar federasyonu nasıl sekbi idare ettiği çok önemlidir. Eğer bunu bir müktesebat, efendim bir program dahilinde sekbi idare edebiliyorsan bu senin gücünü gösterir. Ama yok saldığım çayıra, Mevlam kayıra diyorsan bu da hiç gücünün olmadığını gösterir. Şu anki yönetimi. Şimdi onu medyanın huzurunda konuşmayalım. Bunlar bizim tabii bizim iş meselemiz. Dost var, düşman var. Onu arkadaşlarla yüz yüze geldiğimizde konuşuruz. Şimdi az önce bir cemiyet hayatıyla ilgili şahsım adına bir tarihi serüvenden bahsettim. İnanın bütün görev yaptığım makamlarda hemşehrilerimizin yoğun ısrarı ve talebi karşısında oralara talip oldum. Ve o görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalıştım. Çünkü dürüst ve namuslu insanlar için makamlar iğneli fıçıya benzer. Abdesti sağlam insanlar genelde makamlara talip olmazlar. Efendim şartlar öyle geçti o günün şartlarında. Oralara talip olduk ve gücümüzün yettiği yere kadar abdestimizi bozmadan o makamın, o görevin hakkını vermeye çalıştık. Hemşeri yapılanmalarında artık daha görev almama kararı kendi şahsen, kendi adıma almışken yine hemşehrilerimizin çok yoğun ısrarı, efendim bir de bakıyorum ve görüyorum ki haklı talepleri doğrultusunda Konfederasyonumuzun 20 Ekim'de yapılacak genel kurulunda yeniden aday olma kararı aldı. Şimdi siyasette değişiklik olacak derken, şimdi beni tam kamuoyunda herkes tanır fikrimizi, zikrimizi, hangi siyasi eğilimde olduğumuzu, hangi partide görev yaptığımızı bilirler. Kimseden de saklamadık. Efendim bütün siyasi renk ve kokularla o rengimizi saklamaktan efendim onu deşifre ederek temas kurduk. Şimdi fikren gene bir sapma yok. Allah bizi fikren sapanlardan o şey yapmasın. Efendim fakat teşkilat bazında farklı bir tercihimiz var. Eskiden beri tanıdığım, kanına, sütüne, abdestine güvendiğim efendim kültürel müktesebatına, malumat derinliğine, efendim proaktif düşünce kabiliyetine inandığım ve fikriyat ve hissiyat olarak da benzer düşüncelere sahip olduğuna inandığım Yavuz Ağır Alioğlu'nun 29 Ekim'de kuracağı partinin de kurucular kurulu arasında olacak. Yani şimdi burada da siyaset yapacağız ama yapmamız da lazım. Çünkü gerçekleri söylemezsek siyaset yapmış olduğu hatalara devam eder. Bunu yanlışları birilerinin de dile getirmesi lazım. Ben iktisaden ve iş dünyasıyla alakalı hükümetin ciddi tedbirler aldığını, alabildiğini görmedim. Değil 2025, 2026, 2027, 2028'de de iş dünyasını benim zaviyemden değerlendirdiğimiz zaman karanlık bir tablo bekliyor. Efendim, şimdi bu dönemde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin ve en kapsamlı krizini yaşıyoruz. Yani ben kendi hayatımda 95 krizini yaşadım, 2001 krizini yaşadım. Bu yaşadığımız krizlerin her birini, mesela 2001 krizini piyasalar 8 ay içerisinde absorbe etmişti. 95 krizini efendim 1 yılda absorbe etmişti. Şimdi yıllardır bir kriz var, adı konmamış bir kriz var. Efendim aradan yıllar geçti, Maliye Bakanları değişti, Ekonomi Bakanları değişti. 4 ayda 6 tane Merkez Bankası değişti. Efendim bu kardeşinize yetki verin. Bakın efendim ekonomi ve faizle enflasyonla nasıl mücadele edilirmiş dendi, yetki verildi ama hiçbir şey değişmedi. Değişen tek şey var, ekonomideki eksi yönde derinleşme devam ediyor.
Mesela bu dönemde, bu tarihin en yüksek krizinde iş yapan insanların, istihdam sağlayan insanların devletli büyüklüğümüz tarafından eli öpülmesi, alnı öpülmesi gerekir. Omuzlarda taşınması gerekir. Efendim, çünkü iş yapan insanlar, ben de onların arasındayım. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Doğru düzgün çocuklarımızı dahi sevemeyeceğiz. Efendim, her yattığımızda bir sonraki günün çekini, kredisini, faizini derdiyle uykusuz geceler yaşayacağız. Efendim, bu bitmez zannettiğimiz ekonomik kriz bir gün gelecek, bitecek. Bizim piyasada çevirdiğimiz paralarla bu sefer de devletli büyüklerimiz milletin huzurunda arzı endam edecekler. Bakın ekonomiyi nasıl düzelttik diye. Ekonomiyi düzelten, şu anda ekonomiyle gerçekten mücadele eden, savaşanlar piyasada istihdam yaratıp para çevirip iş yapan iş adamlarıdır. Bu dönemde memleketimde, ülkemde iş yapan, para çeviren, istihdam sağlayan bütün iş adamlarımı yürekten kutluyorum, yanaklarından öpüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Samsun Spor'u eleştirmedik. O gün Samsun Spor Başkanı'nın talihsiz açıklamasını eleştirdik. Yani bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yani bu sene Samsun Spor lige çok heyecanlı başladı. Çok iştahlı başladı. Efendim, çok ümit verici bir profil çiziyor. Ümit ediyoruz ki bu performansları lig sonuna kadar da devam eder. Benim yani beklentimin üzerinde, çok üzerinde. Yok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık. Bütün hemşerilerimize, bütün dostlarımıza, efendim, bütün Türk milletine buradan selam ediyorum ve aynı zamanda da Mevlüt Kandilleri'ni kutluyorum. Rabbim bütün dostlarımızın, bütün milletimizin bu gece yaptığı ve yapacağı bütün dualarını kabul eylesin.